8 Haziran 2022 Adıyaman Gölbaşı Balkar kasabası. Balkar kasabasındayız. Yanımızda Hacı Abuzer Binici. Binici. Evet, evet. Burada buğday tarlasında bu sene rekor gübre, yaprak gübresini uyguladılar. Neler gördük Hacı abi? Yani güzel şey görüyoruz ama. Abiciğim, öncelikle çeşidimizden bahsedelim. Ürünümüz Seymen arpa çeşidi. Seymen arpa çeşidi. Evet, arpa çeşidi. Bu çeşidimizin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Çiftçi arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. Bunların normalde boyu maksimum 35-40 santim civarında olabilir. Sap uzunluğu. Şu an kaç santim? Şu anda benim boyum 1.75 olduğuna göre bu abartısız şu anda 70-80 santim, 80 kadar santim var. Rahat bir boya ulaşmış durumda. Ulaşmış durumda. Burası kaç dönümdü toplamda arazimiz? Burası 20 dönüm 400 metre. Hemen yan tarafında bitişinde bir tarlam daha var. Orası da 14 dönüm 900 metre olmak üzere toplamda 35 küsür dönüm alana Seymen çeşidi arpa ürünümüzü ektik. Rekor gübreyi ne zaman uyguladık? Gübreyi ben yabancı ot mücadelesinden hemen sonra hem bitki kendine gelsin, hem kardeşlemeyi evet daha fazla yapabilsin diye hemen uyguladım. Bir hafta sonrasında uyguladım. Rekor gübreyi daha önceki yayınlarınızdan, çekimlerinizden görmüştüm. Evet. Merak ediyordum. Daha önce uygulanan çiftçi arkadaşların tavsiyeleri doğrultusunda ben de atmayı düşündüğüm için Seymen'i seçtim. Çünkü Seymen kısa boylu olduğu için yatmayan bir çeşit. Anladım. Kısa boylu olduğu için yatmayan Şimdi bir çeşit. Şimdi siz yatmadan kaynaklı, yatma sorunundan kaynaklı diktiniz. Ondan korktum evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada taban gübresi veya üst gübre anlamında ne kadar bir gübre kullandık? Rekor gübre, yaprak gübresi haricinde. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse ben hiç üre atamadım. Neden atamadım? Tabandan bir şey attınız mı? İlk ekimde şey kullandım. Taban gübresi kullandım. Tamam. Taban gübresinden sonra kışlık o bitkinin maması dedikleri üreyi ben maalesef uygulayamadım. Hiç neden uygulayamadım? Çünkü burası sılaj ürünü daha önce ekilmişti. İkinci ürün olarak sılaj ekilmişti. Evet. Sılajı pazarlama işleri derken ben bu arada devlet memuruyum. Bir müddet hem işe gidiyorum hem burayı takip etmeye çalışıyorum. Sılajla ilgilendiğim için maalesef şeye zaman ayıramadım. Onu atamadınız. Üreyi atamadım. Atamadığınız halde şu başak uzunluğu, dolgunluğu, kardeşlenme konusu. Bunlardan bahsedelim. Kardeşlenmemiz nasıl oldu? Şimdi ot mücadelesi yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse şuradan müsaade ederseniz ben bir tane çekeyim. Herhangi bir taneyi çekelim. Rastgele. İnşallah gelirse. Biraz tabii. Köklerine bir bakın abi. Köklerine bakın abi. Bu şimdi toprak kuruduğu için, ekin sarardığı için kendini bırakmıyor. Toprak sıkmış, bırakmıyor ama. Bakın abi. Bu civarda bu boya ulaşmış Seymen arpa çeşidi. Yani 9 bu 9, boya kardeş ulaşmış yapmış. Başak uzunluğu. Evet. Şuradaki hele bir arkadaşımız alabilirse şuradaki görüntüleri, başakları, dolgunlukları, danelerin şöyle iliğini şuraya doğru da göster. Çekebilirse gayet net anlaşılacaktır ki bu civardaki bütün köylüler evet. Benim arpamı şu anda gören çobanlar almak için birbirlerinden yarış yapıyor. O diyor ki ben önce konuştum onunla. O diyor ki önce ben söz aldım. Şimdi şey anlamında, başak uzunluğu anlamında da bu çeşide göre bu durum nasıl şu anda? Abi maşallah, subhanallah. Peki, mükemmel. Peki iklimimiz nasıldı bu sene bu bölgede? Bu sene tam sapa kalkma dönemi dediğimiz dönemde maalesef yağış alamadık. Yağış alamadık. O dönemde yağış alamadık. O dönemi geçirdik. Bitkinin en çok suya ihtiyacı olduğu, stresli döneme girdiği dönemde yağış alamadık abi. Sonrasında yağış aldık ama abi şuna Allah aşkına şuna bir bakar mısınız abi ya? Yani ben doğrusunu söyleyeyim. Şimdi ben daha köylü değilim. Şehir çocuğuyum. Buraya bir vesileyle nasip oldu. Cenab-ı Hak nasip etti. Aldım. Bütün civardaki komşular, arkadaşlar, herkes benimle şaka yapıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hacı abi şöyle yapalım mı? Şimdi rekor gübreyi kullandık. Arpanızı da kullandık. Buday diye girdik ama arpa diyoruz. Şey olarak uygulamadan sonra bir gözleminiz var abi mı? Abi işte onu diyeceğim. Onu bir anlatırsanız. Şöyle söyleyeyim abi.
benim çiftçilik tecrübem yok. Tamam. Ben bu rekor gübreyi kullanmadan önce doğru düzgün verim alamıyordum. Doğru söylemek gerekirse çevremdeki insanların da... Ki burada önemli detaylardan bir tanesi de üst gübreleme hiç yapmamışsınız. Sıfır. Aynen. Taban gübresi attınız mı? Taban gübresi ilk ekimde attık. Attınız. Üstten hiç atmadınız. Sadece kardeşleme döneminde rekor gübre yaprak gübresi. Evet. Bir kere. Evet. Arpalarınız bu hale geldi. Maşallah. Ama... Bol bereketli olsun. Gayet Erhan, güzel. Ben yalnız şunu beyan etmek isterim abi. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Ben daha önceki ekimlerimde hep arkadaşlar, çevredeki çiftçi arkadaşlar tarafından açık konuşmak gerekirse dalga konusuydum. Ya işte sen memur adamsın, ne anlarsın? Şimdi şu an ne oldu peki? Bu rekor gübreyi kullanmaya başladıktan sonra. Bakın benim bundan ne bir çıkarım var, ne bir beklentim var, ne de herhangi bir kar amacıyla. Ben biz burada sırf defa, Allah rızası için konuşuyorum. Ve siz de hayatımda ilk defa, videolarınızı görmüştüm ama sizi ilk defa görüyorum. Şu var. Şimdi sizler... ben bu rekor gübreyi kullanmaya başladıktan sonra abi, bütün bu civardaki köylü arkadaşlar bana ne uyguladığımı soruyorlar. Hı-hı. Önceden benimle dalga geçerlerdi. Siz izleyecekler ama şimdi. İzlesinler abi, yabancı değil, rekor yalan gübre, da değil, iftira da değil. Arpalarda rekor gübre yaprak gübresi kullandı. Ha, eskiden abi benimle dalga geçerlerdi. Ya ne işin var senin çiftçilikle? Sen şehir çocuğusun, sen memur adamsın. Evet. Beceremiyordun da gerçekten. Yani ürün de doğru düzgün alamıyordum. Şöyle, ama rekoru kullandıktan sonra... Şöyle Hacı abi, bilmediğimiz bir işe girdiğimizde illaki insanlar tarafından bir alay konusu olabiliriz. Aynen. Ama bunu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Siz rekor gübre, rekor gelişimi takip ettiğiniz için bizi gördünüz, değerlendirdiniz ve aldığınız sonuç bu. Ortada. Elhamdülillah. Yani buğdayda sadece bir uygulama, gübre olmadan, evet, üst gübreleme yapmamış, evet, vakit yetersizliğinden. Maalesef. Biraz da zaten bu sene gübrelerimiz de maalesef çok pahalıydı fiyat anlamında. Ama şunu buradan belirtmek isterim. Yani rekor gübrenin bir uygulaması 1,5 kilo üre fiyatına denk gelmektedir. Dekar maliyeti. Doğrudur. O anlamda şunu sorayım. Rekor gübrenin maliyet olarak değerlendirirsen, ilk baştaki durumla şu anki durumu kıyaslarsan, rekor gübre fiyatına göre, verdiği sonuca göre ucuz mu pahalı mı? En az yüzlerce kez kendini amorti ediyor. Yüzlerce kez kendini amorti ettiği gibi üstte de bir sürü kazandırıyor. Bu civarda bakın şu iki ilçe dahil rekor gübre kullanmamış olan. Gölbaşı'na bağlı. Evet. Şu anda Gölbaşı ile Pazarcık'ın arasında, Kahramanmaraş, Pazarcık, Adıyaman, Gölbaşı. Evet. Bu ikisinin ortasında bulunuyoruz. Bu ovada, burada yazı derler ovaya, bu civarda rekor gübre kullanmamış olmak şartıyla bundan eş bir tane ekini olan adam bulabilirseniz ben o adamı ayakta alkışlayacağım. Şöyle, tarlanız gayet güzel, arpalarınız. Elhamdülillah. Görüntü güzel. Elhamdülillah. Bol bereketli olsun diyoruz. Amin. Buradan tüm buğdaycılara, arpacılara, hububat üreten artı rekor gübre tüm ürünlerde kullanılan bir üründür. Yani tek yıllık domates, biber, pancar, açık alan üretimler, meyve ağaçları, meyve bahçeleri. Evet. Bunlar da kullanılır. Üreticilerimiz de bunu bilsin. Evet. Bize bayilerimizden ulaşabilirler ya da 0232 364 22 22 numara bizim merkez numaramızdır. Detay bilgi alabilirler, sipariş verebilirler. Var mı Hacı abi ekleyeceğin? Eklemek istediğim şu. Burada. Ben ülkemizdeki tüm çiftçi kardeşlerimize şunu tavsiye ederim ve bunu samimiyetimle canı gönülden söylüyorum. Arkadaşlar, Maripırlı Joseph kazanacağına bizim Malatyalı Yusuf kazansın. Eyvallah. Arkadaşlar, Almanyalı Hans kazanacağına bizim Adanalı Hasan kazansın. Vallahi ve billahi en ufak bir beklentim, çıkarım, şunun bunun da yok. Sırf ülkemizin insanı bundan haberdar olsun diye ben şu anda ailemi, eşimi, çoluğumu, çocuğumu bıraktım. Gece görevinden de çıktım. Uykusuz bir halde buraya geldim ki bizim Türk çiftçimiz, Türk insanımız şunu abi dışarıdan almayalım. Almayalım abi. Bu bizim yetiştirebildiğimiz bir şey. Biz Allah'ın izniyle bunun en alasını bakın. Aha, herkesin gözünün önünde. Hatta yani keşke mümkün olsa da sapların kalınlığını mukayese edebilsek. Abi. Keşke. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı da gösterelim. Olur abi. Tamamlayalım. Sen bilirsin abi. Biz dilek ve temenniler için teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum abi. Arpa'da rekor gübre. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese Adıyaman Gölbaşı'ndan. Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim. Herkese Cenab-ı Hak bol kazançlar ihsan etsin amin inşallah. Efendim. Amin.